Eko Türk'ten mutlu günler değerli izleyiciler. Vatandaşın ekonomisi başladı. Ben Öykü Cengiz, hoş geldiniz. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Caner Özdurak yayınımıza eşlik edecek ve enflasyonu konuşacağız. Sayın Özdurak, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Öykü Hanım, hoş bulduk. Evet, şimdi ilk olarak tabii ki Merkez Bankası'nın faiz kararıyla başlayalım. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve beklentilere paralel olarak faizleri sabit tuttu. Önce bir nasıl değerlendirdiğinizi sorarak başlayalım. Yani beklentilerin dışında çok fazla bir şey yok zaten. Sadece metinde acaba bazı değişiklikler olacak mı diye bekliyorduk. Çünkü Merkez Bankası metni yanılmıyorsam yazıldığı gibi okunmayan tek Türkçe metin. O yüzden biz hep böyle cümlelerin arasında bazı şeyleri bulmaya çalışıyoruz metin yayınlandıktan sonra. Hani burada politika faizinin nerelerde olabileceğine dair biraz daha fazla detaylı bilgi işte gerektiği zaman işte yurt dışı piyasalarda Fed ile ilgili farklı durumlar oluştuğunda faiz artırımına yönelik bazı şeyler yapabileceğine dair daha önce metinden çıkardığı şeyleri tekrar eklemiş midir diye baktık ama böyle bir şey görmedik. Dolayısıyla mevcut enflasyonun biraz üzerinde bir politika faiziyle orada bir reel getiri sağlayacağını tekrar taahhüt ederek fazla da metni değiştirmeyerek aslında çok beklenen bir durum çıktı ortaya. Geçtiğimiz hafta Haziran ayı enflasyon verilerini takip ettik. Haziran'da enflasyon beklentilerin üzerinde artışla %1,94 yükseldi biliyorsunuz. Yıllık enflasyonda %17,53 seviyesine geldi. Enflasyonun Türkiye'nin kemikleşmiş sorunlarından biri olduğu malum. Enflasyonu önce frenlemek sonra da geri çekmek için ne gibi adımlar atılmalı? Aslında bizim enflasyonumuzun hani kemikleşmiş bir problem haline gelişi son 5-6 aylık bir durum değil. Yani bu 2018 Ağustos ayından beri süre gelen bir durum. İlk orada yaşadığımız bu kur atağından sonra zaten çok hızlı bir şekilde %20'lerin üzerinde enflasyon oranları görmüştük. Orada hatta ilk defa birçok şirket daha yıl kapanmadan ücret artışlarına gitmişti çalışanlar için. Sonrasında bir düşüş gördük, tek hanelere düştük ve oradan tekrar %17'lere yani çift haneli rakamlara geldik. Neredeyse hani U şeklinde bir toparlanma ekonomide olmadı ama enflasyonda oldu diyebiliriz burada. Bu olurken tabii yani enflasyon oranı düşse bile biz o 2018 yılındaki o %20'lik artışın yarattığı gelir düşüklüğünü hala yaşıyoruz. Yani o dönemde artan fiyatlar aşağıya düşmedi tekrar. Fakat bizim alım gücümüz düştüğü için ve bunun üzerine de enflasyon eklenerek geldiği için burada enflasyonla beraber bir alım gücü problemi de var. Dolayısıyla sürekli fiyatların arttığı, az veya çok arttığı, sadece artış oranlarının değiştiği ama fiyatların sürekli artmaya devam ettiği ve 2020 yılı içerisinde de çok fazla kurla ortak bir şekilde, yani paralel bir şekilde arttığı, kurdaki her hareketin neredeyse perakende fiyatlara ve ürün fiyatlarına yansıdığı bir dönem gördük. Pandemiyle de beraber. Fakat şimdi 2021 yılında özellikle baktığımızda gördüğümüz üfe ile tüfe arasındaki bir makas açıklığı var. Dolayısıyla evet, bir noktaya kadar bir enflasyon yaşadık biz. Fakat ilk etapta bu kredilerin, düşük faizli kredilerin, işte konut kredilerinin, tüketime yönelten kredilerin pandemi döneminde ekonomiyi destekleme amaçlı kullandırılmasıyla beraber bir talep enflasyonu yaşadık. Sonrasında da emtia fiyatlarındaki artış, petrol fiyatlarındaki artış, sanayi metallerindeki artışın getirdiği bir üretim enflasyonu oldu ve bu üretim enflasyonu gördüğümüz kadarıyla, yani üretimden kaynaklı, maliyetten kaynaklı gördüğümüz enflasyon fiyatlara henüz yansımamış gibi görünüyor. Henüz yansımamış olduğu haliyle bile biz bahsettiğim bu 1,5 yıllık, 2 yıllık gelir düşüklüğü, gelir azalması nedeniyle gelir satın alma paritemizdeki, satın alma gücümüzdeki azalma nedeniyle zaten hali hazırda hissedilen enflasyon dediğimiz şeyi çok fazla yaşamamıza rağmen bunu daha da çok yaşayacağımız bir döneme gireceğiz gibi görünüyor. Çünkü üretim tarafında dediğim gibi oluşan enflasyon, maliyet artışı henüz daha tam itibariyle fiyatlara yansımamış gibi görünüyor, tüketici fiyatlarına. Şimdi son açıklanan enflasyon verilerinden sonra üfe tüfe makasında ciddi bir artış olduğunu gördük. Bu sebepten kaynaklı sonbahar döneminde özel sektörde zamların gelmesi de bekleniyor. Artan döviz kuru, TL'deki değer kaybı ve yurt dışı kaynaklı gelişmeler vatandaşı nasıl etkileyecek diye soralım.
Tabi burada biz kendi içimizde bu dalgalanmaları yaşarken dünyada durduğu şekilde durmaya devam etmiyor. En büyük problemlerimizden biri bu. Biz yani faiz ve enflasyon arasındaki ilişki gibi ilişkileri analiz etmeye çalıştığımız zaman hep dünyayı statik gibi görüyoruz. Son 2 yıldır bunu tartışıyoruz ama bu tartışmanın etkileri bir sene önce farklıydı, 2 sene önce farklıydı, şu anki aşamada farklı. Yani bunu vatandaşa yansıması olarak düşündüğümüzde nasıl söyleyebiliriz? Bundan önce piyasada çok fazla para vardı. Biz bu parayı Türkiye'ye getirme konusunda sıkıntı yaşıyorduk zaten, hala da yaşıyoruz. Dolayısıyla da bunun kur seviyelerinde negatif etkileri oluyordu. Hali hazırda zaten de az bir rezervimiz olduğu için, hatta negatif rezervimiz olduğu için Merkez Bankası'nın izninde biz kur üzerinde sürekli bir baskı yaşıyoruz ve sürekli artan da bir kurla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bizim zaten üretimimiz ithal girdilerin üzerine de kurulu olduğu için hem orada bir maliyet artışı var döviz kurlarındaki artıştan dolayı hem de bununla beraber şu anda Fed gibi gelişmiş ülkelerin enflasyonlarında yüksek oranlar gördüğümüz için ve Fed'in bu çok bol olan parasını yani dünya genelinde birçok piyasaya Türkiye dışında giden paranın önümüzdeki zamanlarda geriye çağrılabileceği işte tapering diye tanımlanan aksiyonların olmasından kaynaklı, olma olasılığının artmasından kaynaklı bu tekrar kurlar üzerinde bir maliyet, bir artış yönlü bir risk yaratıyor. Dolayısıyla da bu tekrar maliyetlerin artışı olarak yansıyor ve hali hazırda henüz fiyatlara yansımamış olan bu maliyet artışının daha da artma riski vatandaşa olumsuz yansıyacak. Yani günün sonunda bizim tüketici fiyatlarımızdaki bir artışa neden olacaktır. Bütün bu küresel piyasalarda da finansal piyasalarda oluşan gelişmeler. Çünkü baktığınız zaman ilk sinyalleme finansal piyasalarda, daha doğrusu küresel ekonomide olan gelişmelere karşı ilk tepki finansal piyasalarda gelir. Finansal piyasalardaki bu sinyal reel sektör tarafına daha gecikmeli gelir ve reel sektör tarafı buna daha gecikmeli bir tepki verir. Bu nedenle şu anda hani günümüzde yaşanan işte salgın olsun, salgına karşı ülkelerin verdiği tepkiler, yaptıkları yardımlar, işte altyapı yatırımları şimdi yine Amerika'da açıklanan hani bunlar hep piyasadaki paranın bolluğu veya o bol paranın geri çekilmesiyle alakalı aksiyonlar ve bunlar da döviz kuru üzerinde etkileri olduğu için en basit tabirle yani vatandaşın gözünden anlatıyorum sadece. Onların bu döviz kuru etkisinin de bizim maliyetlerimiz üzerine etkisinden kaynaklı. Sadece ürün maliyetleri yani enerji maliyetlerinden de bahsediyorum. Biz bunun etkilerini yaşıyoruz. Yani sadece tüketici fiyatlarında değil, işte geçtiğimiz aylarda elektrik fiyatlarındaki artış, zam, doğal gaz fiyatlarındaki zam ve bunun gibi birçok kullandığımız şeydeki zamlar ve yansımamış zamları düşündüğümüz zaman direkt bu şekilde vatandaşın bütçesine yansıyor. Peki beklentilerin üzerinde gelen Haziran enflasyonu sonrasında sizce Türkiye 2021 yılını hangi enflasyon ve faiz verileriyle kapatacak? Yani net bir faiz veya enflasyon rakamı söylemekte imtina ediyorum genelde. Çünkü hani çok net çalıştırdığım bir model yok. Hani böyle farazi bir şey, bir açıklık vermekte doğru olmaz ama daha önce hedeflenen %12'ler civarının üzerinde olacağı belli. Yani biz %17'lerdeyiz ama henüz daha trend anlamında baktığımız zaman, yani enflasyonu trend olarak, mevsimsellik olarak arındırdığımızda, farklı komponentlerine baktığımız zaman henüz daha bir düşüş trendi içinde değiliz. Dolayısıyla %18'leri muhtemelen geçecektir enflasyon zaten. Bununla da beraber Eylül-Ekim ayı, hatta Kasım ayından sonra belki bir düşüş görme ihtimalimiz var. Çünkü bizim maliyet tarafında bir enflasyonumuz var. Maliyet enflasyonu olarak biz bundan bahsediyoruz. Fakat talebi de henüz dizginleyebilmiş değiliz. Dolayısıyla talepteki artış, fiyatlar genel seviyesindeki bu yükselişe rağmen bu beklemiş talep bizim yaz aylarında olmamızdan da kaynaklı tüketime yönelik bir açılma sonrasında bir şekilde talebin dizginlenememesi ve artarak devam etmesinden kaynaklı fiyatlar genel seviyesinin aşağıya doğru ilerlemesi birkaç ay yani bu Eylül ayından önce Eylül'den sonra bekleniyordu. Daha öncesinde işte Haziran'da tepeyi göreceğiz.
Temmuz'da yavaşlamaya başlayacak diye bekleniyordu ama aslında biraz iyi analiz ettiğiniz zaman, konuya biraz daha baktığınız zaman hani Şubat, Mart aylarında zaten bizim Haziran'da değil, daha ilerleyen aylarda bir peak noktası göreceğimiz biraz belliydi. Çünkü burada gördüğüm kadarıyla biraz aşılanma, aşının etkisi ve bununla beraber açılmanın etkisi çok fazla sanırım göz önünde bulundurulmamıştı yapılan tahminlerde, analizlerde. Dolayısıyla bizim Eylül-Ekim aylarından sonra ben bir düşüş olma olasılığını görüyorum. Çünkü enerji fiyatlarında da ciddi artışlar olduğu için bunların yansımaları olacak. Tüketim artacak. İşte Eylül-Ekim aylarında okul açılacak. Okulla beraber okul ihtiyaçlarından dolayı işte kırtasiye, giyim vesaire gibi burada yansıyacak daha muhtemelen fiyat artışları olacak. Çünkü özellikle kıyafet ve giyim kuşam tarafında çok fazla bir zam yapılmadı kapanmalardan dolayı. Sadece bir kere orada iyi bir zam geldi. Zaten o ayda en fazla artan kalemlerden birisiydi. Dolayısıyla bütün bunları düşündüğüm zaman yani %12'nin çok üzerlerinde bir enflasyon olacağı belli. Ama hani bir rakam vermekten imtina ederim bu durumda. Çünkü FED tarafında ne olacağı belli değil, global tarafta ne olacağı belli değil. Bununla beraber baktığımız zaman işte tekrar bu delta varyantının kapanmalar getiriyor ama eskisi gibi bir kapanma getirecek mi, getirmeyecek mi, o da bir soru işareti. Bunun biraz önce bahsettiğim tapering ile ilgili bizim tarafı olumlu etkisi olabilir. Çünkü o zaman hani hala bu salgın devam ederse ve bu riski görürse FED, o zaman tapering'i biraz belki erteleyebilir ve bu da bize en azından kur tarafında bir rahatlama sağlar. Ve maliyetler en azından belki artış kısmında kur taraflı artış biraz yavaşlayabilir. Ama hani günün sonunda baktığımızda koyulan hedeflerin uzağında bitireceğimiz görülüyor. Hı. Faiz tarafıyla da ilgili dediğim gibi hani Merkez Bankası burada aslında biraz kolaycı bir tanımlama yapıyor. O da şu, enflasyonun üzerinde reel faiz yaratacak bir marj belirleyecek kadar bir politika faizi uygulayacağım ben diyor. Ama bugün metne baktığımız zaman işte deflasyonu sürece girdiğimiz, %5 hedefini tutturma patikasına girdiğimiz ve bununla da beraber işte hani işlerin daha beklediğimiz şekilde ilerlediğini gördüğümüz noktada belki faiz indirimi düşünülebilir. Hani bunu dillendirmemiş ama en azından bunlar görülmeden biz politika faiziyle ilgili bir hareket etmeyeceğiz diye söylüyorlar. Arttırırız da demiyorlar. Yani eğer bizim faizi arttırmamız gerekirse bunu mutlaka arttırırız gibi bir şey de söylemiyorlar. Biraz böyle orta şut karışımı bir metin. Ama hedeflerin uzağında kalacağımızı tahmin ediyorum ben sene sonunda. Şimdi Merkez Bankası tarafından açıklanan reel efektif döviz kuru Haziran ayında 59,77 olarak gerçekleşti. Tabii bu seviyeler TL'nin tüm zamanlarda gördüğü en düşük reel değer anlamına geliyor. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Türk lirasının değerini arttırmak için yapılması gerekenler neler? Tabi bu piyasanın nezdinde bir de sepet kura baktığımız zaman, yani sepet ağırlığına baktığımız zaman burada etkiler var. Dış ticaret etkileri var. Bununla beraber hani bu reel efektif döviz kurunun tersten çalışır bir versiyonunu ben yakın zamanda çalışmıştım. O da bu dolar endeksine benzer bir endeks. Türk lirası üzerinden yaptığımız işte euro, dolar ve pound üzerinden yaptığımızda ve bunun da yaptığımız dış ticaret ağırlıklarıyla beraber işte dolar endeksine beraber bir endeks tersten çalıştırdığımızda aslında benzer sonuçlar çıkıyor. Yani hem Euro'daki hem dolardaki hem de bizim dış ticaret komponentimize baktığımızda, yani biz dolarla maliyet ithal ediyoruz. Bir kısmını Euro ile satıyoruz. Euro ile sattığımız için de bu hani ihracat ağırlığımıza göre de değişen bir şey çıkıyor ortaya ama reel efektif kuruyla benzer bir şey ortaya çıkıyor. Hani geldiğimiz noktada zaten hani bizim diğer menkul piyasalarına sermaye çekemememizin de bir şeyi bu, yansıması. Ama burada şeyi tabii ki de düşünmek lazım. Yani konu sadece finansal piyasalarla alakalı bir şey değil. Bizim ithalat ihracat komponentlerimizle de alakalı bir şey ki bizim ihracatta özellikle sanayiyle beraber bu kadar hızlı toparlandığımız, bu kadar büyüme kaydettiğimiz, yani birinci ve ikinci çeyrekte bu kadar hızlı büyümeler kaydettiğimiz bir dönemde özellikle reel efektif döviz kurunun tarihi düşüklerini yaşıyor olması da hani ayrı bir üzerine düşünülmesi gereken bir durum.
Şimdi Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre Mayıs'ta 2.507.929 olan bireysel yerli yatırımcı sayısı Haziran'da 2.435.858'e indi. Böylece 2 ayda bireysel yerli yatırımcı sayısındaki azalma 238.550 kişi oldu. Bu azalışın en önemli parametreleri sizce neler? Yatırımcılara bu konuda neler söylemek istersiniz? Muhtemelen yani normalleşme sonrası açılmalar da gerçekleşince insanlar evlerden çıktı, bilgisayarın başından ayrıldı. O yüzden böyle bir azalış oldu. Bir de tabii hani kapanma döneminde ya bu hem kripto paralarda görüldü hem de Borsa İstanbul'da göründü. Çok fazla insan hesap açtı ve bir şekilde piyasaya girdiler. Bundan herhalde 2019'da tam hatırlamıyorum. Yine bununla ilgili bir çalışma yapmıştık. O zaman daha 2 milyona gelmemişti yatırımcı sayısı ama ben bunları açıkçası biraz şeye benzetiyorum. Yani bu Twitter'daki yumurta hesaplara. Hani çok fazla tweet atmayan, çok fazla etkisi olmayan ama bir şekilde hani account sayısını, hesap sayısını arttıran hesaplar ya da işte takipçi sayısını arttıran hesaplar. Hani burada yatırımcı çok fazla sayısı arttı ama hani küçük hesaplar olduğunu, işte 2000 lira, 3000 lira, 5000 lira belki, belki 10 bin lira ama çok fazla hani böyle yüksek montamlı işlemler yapmayan yatırımcılar da geldi. Tabii ki yerli ve yabancı yatırımcı kompozisyonuna baktığımız zaman hani ciddi bir yerli çıkışı var yüzde olarak. Ama tabii o çıkan yerlilerin yaptığı işlem hacmiyle, yabancıların yaptığı işlem hacmiyle yerlerine gelen ve daha da fazla yatırımcı sayısını arttıran yerli yatırımcıların yaptığı işlem hacimleri birbirlerinden çok farklı. Dediğim gibi bunun benzer bir kısmını kripto paralarda da gördük. Yani biz dünyada 3. veya 4. yanlış hatırlamıyorsam cüzdan sayısı bazında kripto para yatırımlarında. Dolayısıyla tabii insanlar hem enflasyonist baskıdan dolayı hem işte faiz tarafında hani belli bir baskı var, mevduat faizlerinin geldiği, hani çok da tatminkar olmayan bir nokta var enflasyona düşündüğümüz zaman. Diğer yatırım araçlarına baktığımız zaman işte döviz dışında evet altında belki artışlar oldu ama hani bu da aslında hem dövizdeki hem ons altındaki artıştan kaynaklı böyle bir boost eden bir etkiydi. Sonrasında bu birbirlerini birazcık offset etti bu etki. Dolayısıyla hani altında da bir düşüş, altın getirilerinde de bir düşüş gördük. Bu bağlamda evet Borsa İstanbul'da bir etki oldu. Eklenen yatırımcı sayısı oldu ve bunların bir etkisi oldu belki ama çok memnun edecek bir seviyede bir etki olmadı. Sonrasında işte halka arzlar geldi. Orada bazı irrasyonel hareketler oldu ve ondan sonrasında gelen halka arzlarda da ilk yapılan halka arzlardaki gibi çok ciddi tavan fiyatlar görmedik biz. Bütün bunların etkilerini düşündüğümüz zaman hani evet yatırımcı sayısı olarak yani sayısal olarak bir artış var ama yatırımcı kalitesi hani burada kaliteden kastım yapılan işlem hacmi veya bunun işte Borsa İstanbul'da yarattığı etki, endekste yarattığı etki olarak baktığımız zaman yani çok iyi şirketler var Borsa İstanbul'da fakat geldikleri seviyelere baktığımız zaman yani Koç Holding gibi kendi hisselerini geri almak durumunda kalan şirketler de var. Yani biz buradan görüyoruz ki yerli yatırımcının borsadaki varlığı bize yetmiyor. Şirketlerimizin değerini bulması noktasında yeterli kalmıyor. Yani ciddi anlamda bu yerli yatırımcıdan ziyade yurt dışından yabancı fonların, kurumsal fonların gelip de borsada bir hareket yaratması gerekiyor. Bu olmadığı zaman da bizim yerli yatırımcımız veya işte bireysel yatırımcımızın yaptığı yatırımlarda hani belli bir seviyede kalıyor. Bekledikleri getirilere ulaşmıyor. Ama tabii buradaki beklentileri de düşünmek lazım. Çünkü vatandaş gözünden baktığımız zaman enflasyon %17-18 civarlarda olunca böyle default bir %30'lar, %40 beklentiler falan oluyor. Hani neye göre, kime göre ayrı bir konu ama burada da beklentilerin belki yönetilmesi lazım. Çünkü buradaki beklentiler çok rasyonel olmayabiliyor. Aynı şekilde kripto paralarda da bu geçerli. Yani 10 bin dolardan 60 bin dolara giden bir varlığa siz yatırım yapıp sonra 60 bin dolardan 30 bin dolara düştüğünde biraz hani mutsuz olup piyasayı eleştiriyorsanız burada bir dönüp kendinize de bakmanız lazım. Yani oradaki o volatilite veya oradaki o standart sapmayı düşünüyor musunuz, hesaplıyor musunuz? 10'dan 6'ya 60'a gelen 60'tan 30'a düşmesi aslında çok normal baktığınız zaman bu kadar volatil bir piyasada. Dolayısıyla işte burada da finansal okuryazarlık vesaire gibi konular tekrar devreye giriyor.
Şimdi piyasalar geçtiğimiz hafta FOMC tutanaklarını takip etti biliyorsunuz. Açıklanan verilerin yurt içi piyasalara bir yansıması oldu mu ya da olacak mı diye soralım. Haber akışları paralelinde fiyatlanan ons altın bugün %1 yükselişte 1825 dolara yükseldi. Bu durum yurt içinde gram altın fiyatını nasıl etkileyecek? Gram altın diye düşündüğümüz zaman konu biraz şey, orada nasıl diyeyim, hani biraz tricky, biraz böyle iki taraflı bir yatırım diye düşünmek lazım. Yani gram altın çift taraflı bir yatırım, yani çift ayaklı bir yatırım. Çünkü biz gram altına baktığımız zaman önce bir ons altın fiyatına bakmamız lazım ki burada da işte altınla döviz, daha doğrusu altınla dolar arasındaki ilişkiye bakmamız lazım. Yani dolar değer kaybettiği zaman altın değer kazanıyor aslında. Doların değer kaybetmesi demek bizim dolar-TL kurumuzun aşağı gelmesi demek. Dolayısıyla buradaki hesap şu oluyor. Ons altın ne kadar artmış, dolar-TL ne kadar düşmüş? Bunların ikisinin arasındaki netlemeden biz gram altındaki artış veya azalışı buluyoruz. Şimdi pandemi döneminde şöyle bir şansımız vardı. Bu iki kere yaşandı bu arada geçtiğimiz 1,5-2 yılda. O da şu, hem ons altın artıyordu, ama hem de dışarıdaki gelişmelerden bağımsız, bizim iç gelişmelerimizden dolayı, kendi içsel problemlerimizden dolayı piyasalarda dolar TL'de bir artış vardı. Dolayısıyla da bu iki taraflı, iki kere gram altını arttırıyordu. Biraz önce boost etkisi dediğim, yani o arttırılmış böyle nasıl söyleyeyim işte dopingli etki gibi bir etki gram altına yaptığı dönemler. Ama normalde böyle değildir. Yani gram altını orta ve uzun vadeli düşünüyorsak burada hem dolar TL'deki artışın hem de ons altın tarafındaki artışın ve azalışların etkilerine bakmak lazım. Bu etkilerin marjinal etkisi sonunda biz net şeyi görürüz. Yani ons altın %3 artmışsa, dolar TL %2 artmışsa ya da %2 düşmüşse biz bu iki artışın arasındaki farka göre net bir gram altın hesabı yapabiliriz. O nedenle gram altın aslında şey, ons altından çok farklı bir yatırım aracı. Yani sentetik bir yatırım aracı diye bile düşünebiliriz. Çünkü hem dolar TL ayağı var, yani kur ayağı var, hem de ons altın yani kıymetli metal ayağı var. Dolayısıyla iki farklı piyasayı takip etmeniz lazım burada. Peki Doktor Caner Özdurak, çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz, sağ olun. Değerli izleyiciler, vatandaşın ekonomisini bu hafta noktalıyoruz. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Caner Özdurak yayınımıza eşlik etmişti. Mutlu bir gün geçirmenizi diliyoruz şimdi. Hoşçakalın.